Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Aşı oldum da ne oldu? Bir karne. Aşı pasaportu, aşı karnesi değil mi? Evet. Diyor ki ben bunu sana yazacağım. Bütün mesele orada, o karnede düğümleniyor. O karne dijital bir karne olacak. Tamam mı? Baskı sonuç verdiği takdirde seyahat etme özgürlüğü. Ve yerel olur. Bak, ulusal bir karneden falan da bahsetmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü o yüzden bu işin içerisinde. İşin uluslararası boyutu var. Bu karne uluslararası bir karne olacak. Dolayısıyla bir pasaport olacak, pasaport. Senin dünya üzerindeki bütün dolaşımın bunun üzerinde. Tamam mı? İzinlerin. Ama iş orada bitmiyor. Dijital para cüzdanın yüklenecek buraya. Bak şu anda hiç konuşulmayan kısmını şimdiden söylüyorum. Emin olsunlar. Yani bizi izleyen herkes emin olsun. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda dijital para cüzdanlarını bütün dünyada konuşacağız. Hem de gümbür gümbür konuşacağız. Ve bu, bunun üzerine kaydedilecek. Senin cüzdanını elinde bulunduran seni elinde bulundurur. Tamam mı? Nakitin ortadan kalktığı bir çağa gidiyoruz. Aşının arkasındaki bütün mesele budur. Hikayedir. Bak günde 86 bin kişi açlıktan, yetersiz beslenmekten, dayalı sebeplerle ölüyor. Günde 86 bin kişi açlıktan ölüyor ya. 5 kişi, 10 kişi pandemiden ölmüş diye bizi panik pompalıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz ya? Yani insan tamam kitlenin zekası belki 8 yaşındaki bir çocuk gibi ele alabilirsin de ya gidip ama bunların içerisinden sıyrılıp baktığın zaman ya toplumun önde gelenleri, gazeteciler, akademisyenler, entelektüeller, şunlar bunlar. Ya bir avuç insan ya bu sadece bunları söylüyor. Diğerleri nerede? Gidin istatistiklere bakın ya. Geçmiş yılların 2018'e bakın. Hani Covid-19 ya. 19 öncesindeki grip vakalarının sayılarına ve ölüm oranlarına bakın. Bugün yaşadığımızın altında o zaman nasıl bir pandemiden bahsedebiliyoruz ya? Hatta griplerde pandemi ne demek? Deniliyor. Grip vakalarına da bir de üstelik sıfıra indirilmiş ona yazılıyor. Nereye gitti bu grip? Covid'e yazılıyor. Yani buna rağmen sayılar daha aşağıda. Ya ne diyorum? 86 bin kişi günde açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor.